Günaydın değerli dostlar. Haziran ayı yayınımızla sizlere Beylerbeyi'nden sesleniyoruz. Beylerbeyi denilince aklımıza görgünün, adabın, erkanın bilindiği, hatta teşrifatıyla ünlü bir semt gelir. Size bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikayeyi belki bazılarınız biliyordur. Bu hikayede varış yeri Eminönü'ne çok geç giden Boğaz Vapuru şikayet alır. Bunun üzerine şirketi Hayriye, yani bu şehir hatları müdürü olan Hüseyin Haki Bey Ömer Kaptan'ı çağırır. Kaptan der, seninle ilgili şikayet var. Geç varıyormuşsun. Nedir der. Efendim bildiğiniz gibi değil der. Çengelköy'ün zerzavatı, Kuzguncu'nun haşeratı, hele hele Beylerbeyi'nin teşrifatı yüzünden bu gecikmeler oluyor. Çünkü yanaştığımız zaman Beylerbeyi'ne aman efendim siz buyurun, yok efendim siz buyurun diyerek 10-15 dakikamı alıyorlar. Bu bazen 20 dakikaya da oluyor. Düdük çalıyorum, uyarıyorum ancak gelebiliyorum efendim deyince iş tatlıya bağlanır. Günümüzde bu ne kadar geçerlidir bilinmez ama hala Beylerbeyi bir teşrifat semti olarak İstanbul'un her yerinde bilinmektedir. Hadi şimdilik Beylerbeyi gezelim. İstanbul ömre bedel, burası Boğaziçi, burası Boğaziçi. Beylerbeyi neresidir? Beylerbeyi Kuzguncuk ile Çengelköy arasında kurulmuş, karşısında Ortaköy ve Kuruçeşme, arkasında Burhaniye ve Küplüce bulunan şirin mi şirin bir Boğaziçi semti, eskilerin deyimiyle Boğaz Köyü'dür. Başka bir kolay tarifi de Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu yakası ayaklarının bulunduğu semttir. Beylerbeyi adının hikayesi. Semtin Beylerbeyi ismini almadan önce isminin Stavros, yani haç olduğu bilinmektedir. Bu ismi de Büyük Konstantin'in buraya büyük bir haç dikmesinden geldiği bilinmektedir. Beylerbeyi ismi ise Sultan 3. Murat zamanında Rumeli Beylerbeyi Mehmet Paşa'nın semtte bir ev yaptırmasından geldiği söylenir. Semtin tarihi, Beylerbeyi Sarayı. Semtin belki de en bilindik mekanı, ismi semtle özdeşleşmiş Beylerbeyi Sarayı'dır. Sultan Abdülaziz tarafından 1861-1865 yıllarında Mimar Sarkis Balyan'a yaptırılan saraydır. Sarayın bulunduğu yer tarihi bir yer olup, buranın yerleşim alanı olarak kullanılması Bizans dönemine kadar uzanmaktadır. Bu bölgede Bizans döneminde İstavroz bahçeleri olarak anılan bir koruluk bulunmaktaydı. Yaptığımız araştırmalarda bölgede Bizans dönemine ait kilise ve bir ayazmanın 17. yüzyılda hala ayakta olduğu ifade edilmektedir. Osmanlı dönemine ait buradaki ilk yapı ise 2. Selim'in kızı olan Gevher Sultan'ın sarayıdır. 4. Murat bu sarayda dünyaya gelmiştir. Daha sonra 17. yüzyılda bu bölgede 1. Ahmet tarafından Şevkabat Kasrı, 3. Ahmet döneminde ise Ferahabat Yalısı yaptırılmış, 1. Mahmut ise annesi için Ferah Feza Kasrı'nı yaptırmıştır. Daha sonra burada yangınlar çıkmış, buranın uğursuzluğuna inanılan olaylar yaşanması sonucu mekan uzun süre kullanılmamıştır. 1861-1865 yılları arasında yanan sarayın yerine Sultan Abdülaziz tarafından bugünkü Beylerbeyi Sarayı yaptırılmıştır. Beylerbeyi Yalıları. Boğaziçi'nin belki de en güzel yalılarının olduğu semtlerinden biri Beylerbeyi'dir. Hasip Paşa Yalısı, Debreli İsmail Hakkı Yalısı, Mabeyinci Faik Bey Yalısı, Münevver Ayaşlı Yalısı, Doktor Fazıl Bey Yalısı, Jacques Camhi Yalısı bu yalıların ilk akla gelenleri. Deniz Hamamı Sokağı. Biliyorsunuz ki Osmanlı bir İslam devletiydi ve mahremiyetten ötürü denizde yüzmek pek de uygun görülmezdi. 19. yüzyılda batılılaşmanın etkisiyle İstanbul'da halk ancak deniz hamamları ile denize girmeye başladı. Yaz mevsimi geldiğinde denizin dibine kazıklar çakılır ve suya dayanıklı ağaç kütükleriyle dört bir tarafı kapatılırmış. Etrafına soyunma odaları, ihtiyaç odaları yerleştirilirmiş. Bazı sahillerde erkek ve kadın deniz hamamları, bazılarında ise sadece erkek veya sadece kadın hamamları varmış. Bu dönemde, yani 1840'larda 60 kadar deniz hamamı vardı. Yarısı kadınlara aitti. Moda, Beylerbeyi, Salı Pazarı, Paşa Bahçe'de yalnız kadınlar için, Kadıköy, Büyükada, Büyükdere, Beşiktaş, Salacak, Bebek,
Kabataş, Üsküdar, Çengelköy, Tarabya, Yeniköy, Çatladı Kapı, Yenikapı, Ahır Kapı, Üsküdar Ayazma İskelesi, Heybeliada, Kuleli, Beykoz, Yeni Mahalle, İstinye, Kuruçeşme, Kumkapı, Samatya, Makriköy yani Bakırköy, Ayastefonos yani Yeşilköy, Ortaköy ve Davutpaşa'da hem kadınlar hem de erkekler için yan yana deniz hamamları vardı. Erkekler dizi örten peştemal veya deniz donu giyer, kadınlar boyundan diz altına kadar gecelik benzeri kıyafetler giyerdi. İşte Beylerbeyi'nin güzel semti Deniz Hamamı Sokağı'nın isminin hikayesi de buydu. Havuzbaşı Sokağı. Havuzbaşı Sokağı da Deniz Hamamı Sokağı gibi tam Beylerbeyi Çengelköy sınırında kalmaktadır. Denizden yukarıya çıkarken sağ taraftaki evler Beylerbeyi, sol taraftakiler Çengelköy'de kalır. Yıllardır Havuzbaşı Sokağı'ndaki evlerin Vahdettin Köşkü yapılırken mahiyetindeki insanlara verildiğini duymuşuzdur. Konuyla ilgili yazılı belge bulmak için yaptığımız araştırmada Mehmet Rebi Hatemi Baraz'ın Beylerbeyi adlı kitabının Havuzbaşı bölümünde burada sadece padişahın seccadeci başısına ait bir evin bulunduğunu görsek de bu durum elimizdeki sözlü bilgilerle çakışmaktadır. Bugün sizlere Beylerbeyi'ni tanıtırken Beylerbeyi'nde pazarladığımız bir portföyümüzü de sunmak isteriz. Beylerbeyi'nde 473 metrekare arsa içerisinde 450 metrekare brüt, 350 metrekare net kullanım alanlı, iskanlı eski eser binamızın mimarı, çoğumuzun Bulutsuzluk Özlemi grubunun solisti olarak tanıdığımız ünlü mimar Nejat Yavaşoğulları'dır. İnşaatı 1998 yılında tamamlanan ikinci grup tarihi eser bina, betonarme üzerine ahşap kaplama olarak inşa edilmiştir. Satılık portföyümüzün ana caddeye yakınlığı ve muhteşem bir doğa içinde olması en büyük avantajları gibi görünse de iyi bir işçilikle yapılması, kapalı otoparkı, bahçesindeki su deposu, jeneratörü, vakumlu elektrik süpürgesi sistemi bir başka ifadeyle görünmeyen detayları esas avantajlarıdır bizce. Çok kullanışlı bir plana sahip olan bina bakımlı durumdadır. Daha detaylı bilgi için www.bosfors.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Beylerbeyi'nde emlak piyasası. Beylerbeyi sahili 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu gibi iki temel mevzuat ile korunduğundan sahil şeridi ve ön görünümde yeni bir yapılaşma mümkün olmamakta, hatta tadilat yapmak bile zor durumdadır. Bu nedenle sahilde çok fazla alım-satım, kiralama söz konusu olmamaktadır. Ancak pandemi sonrası bölgeye yoğun bir talep oldu ve bu talep devam ediyor. Daha önceleri caddeye, yani Bağdat Caddesi'ne uzak, binalar mevzuat engelleri nedeniyle eski, akıllı ev ve benzeri teknolojiler kullanılmıyor gibi gerekçelerle başkaca alternatifi değerlendirenler artık çok konforlu rezidanslardan, caddeye 2 dakikada yürüyerek gidebilecekleri evlerden Boğaz'a daha çok gelir oldular. Bu durum aslında özellikle Boğaz'da evini satmayı düşünen kitlece bir fırsat olarak da değerlendirilmeli. Çünkü Boğaziçi İmar Mevzuatı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Mevzuatlarında kapsamlı değişiklik yapılmazsa, bir başka ifadeyle pandeminin etkisinin azalmasıyla Boğaz'ın tercih sebebi tekrar ortadan kalkabilir. Tabii burada Boğaz'ın değerinin ortadan kalktığını iddia etmiyoruz. Ama Boğaziçi'nin kültür ve tabiat mirasını korumak ön şartıyla çağdaş bir düzenlemeye ihtiyacı olmadığını kimse iddia edemez galiba. Beylerbeyi'nde siteler. Beylerbeyi'ndeki siteleri sayacak olursak, Palmiye Sitesi, Ercan Sitesi, Beylerbeyi Konakları, Bey Konakları, Yağcılar Sitesi, Kastelli Villaları, Ant Teras bir anda ilk aklımıza gelen siteler. Zamanımızın dar ve en yeni olması itibariyle bugün sizlere sadece Ant Teras Sitesi'ni tanıtacağız. Ant Teras Sitesi. Ant Yapı tarafından İstanbul Beylerbeyi semtinin tarihi dokusu göz önüne alınarak projelendirilen ve inşaatları 2015'te tamamlanan Ant Teras,
muhteşem Boğaz manzarasına en güzel bakışı sunuyor. Beylerbeyi sırtlarında Kirazlı Tepe Küplüce sınırları içerisinde ant teras, 4 farklı tip blokta toplam 88 konut barındırıyor. Osmanlı mimarisinin hakim olduğu, eski İstanbul denildiğinde akla gelen ahşap evlerden oluşan bir semti andıran projede, konut tipleri 2+1, 4+1 ve 5+1 dubleksler ile 3+1 daireler şeklinde sıralanıyor. 8500 metrekare arsada her tür sosyal alan düşünülen projede, panoramik manzaralı kafeterya, restoran, lounge, açık yüzme havuzu ve çocuk havuzu, kapalı yüzme havuzu, spa ve spor merkezi, tenis kortu, basketbol sahası ve oyun ünitelerinin bulunduğu bir çocuk parkı da yer alıyor. Doğal yeşil alanların peyzaj tasarımında önemli bir yeri olan ant terasta ayrıca süs havuzu, gezinti alanları, çiçek bahçeleri ve dinlenme alanları da bulunuyor. Ağırlıklı beyaz yakalı kesimin yaşadığı ve ev alma komşu al felsefesine inanan bir kesimin de talep gösterdiği sitede bulunan iyi profil, diğer teknik özellikler yanında önemli bir tercih sebebi oluyor. Semtin ünlü isimleri: İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy, gazeteci, yazar, senarist Haldun Taner, sanat güneşimiz Zeki Müren, şair Asaf Halet Çelebi, ülkemizin bilinen sanayi grubu Sabancı ailesinden Hacı Ömer Sabancı, Sakıp Sabancı, Özdemir Sabancı, Ömer Sabancı, Demir Sabancı, sanayici Jacques Camhi, yazar Münevver Ayaşlı, seramik sanatçısı Jale Yılmabaşar, iş insanı olduğu kadar toplumsal duyarlılıkları nedeniyle toplumun sevgisini kazanan Filli Boya'nın patronu Gözde Akpınar, ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Galatasaraylı eski futbolcu Bülent Alkılıç, tiyatrocu Ahmet Gülhan, Beşiktaş camiasının sevilen ismi iş adamı Sinan Vardar, semtte yaşamış veya halen yaşayan ünlü isimlerdir. Evet değerli dostlar, Bosfors ile Boğaz'dan Kareler yayınımızın sonuna geldik. Beylerbeyi'nin güzelliklerini saatlerce anlatsak yine bir şeyleri eksik bırakırız, buna eminiz. Bunun için vaktiniz oldukça gelin, çayınızı kahveniz için, imkanınız oldukça gelin buradan bir yer kiralayın, bir yer satın alın. Can Yücel'in güzel bir sözü vardır: ömür dediğin 3 gündür, dün dediğin geldi geçti, yarın dediğin ise belki, ömür dediğin bir gündür, o da bugündür. Selamlar. Burası Boğaziçi, canımızın içi. Denizde hayat var, dalgalarda rüyalar. Burası Boğaziçi, burası Boğaziçi. Burası Boğaziçi, burası Boğaziçi.